Bugün hiçbir şey yemeyeceğiz. Sırf babama inat olsun diye, anladın mı Manas? Zavallı Joey, çok acıkmış olmalılar. Hepsi o adamın yüzünden. Ben yanınızdayım. Size iyi bakacağım çocuklar. Aç kalmanıza izin vermeyeceğim. O adama gününü göstereceğim. Çok kaba ve kibirli bir insan. Ve korkunç. Bence adı zalim olmalı. Daha çok yakışıyor. Tam anlamıyla zalim adam. Söylesene, ne mırıldanıyorsun sen? Ve kim bu zalim adam? Sen... Hayır, hayır, şey... Evet, evet şey... Döneceğim. Seni aptal kız. Ne oldu? Neden konuşmuyorsunuz? Bir şey mi oldu? Çocuklar hiçbir şey yemiyor. Juhi'ye tokat atmamalıydın. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa anlamaları mümkün olmazdı. Ne yaptıklarını biliyorum. Ben çıkar çıkmaz evi dağıtıyorlar. Size zarar veriyorlar. Sizse uyarmak yerine onları şımartıp duruyorsunuz, öyle değil mi? Bunu yapmayın. Gerekirse dövün. Biliyorsunuz, bir yerde bunu anlamak zorundalar. Her zaman böyle. Bu böyle devam edemez. Anladınız mı? Yemeğini yesene. Aç değilim. Brandra. Al işte, aynı çocuk gibi. Ben de bir şey yemek istemiyorum. Ama anne... Lütfen yemeğinizi yiyin efendim. Bakın, merak etmeyin. Ben çocuklara yemek veririm. Güvenin bana lütfen. Onlarla ilgileneceğim. Aç kalmalarına izin veremem. Ben... Hemen döneceğim. Siz devam edin. Abi, gerçekten çok iyi bir kız bulmuşuz. Joey ve Manas'ın en çok sevdiği yemek ne biliyor musunuz? Ya da tatlı da olur. Manas havuçlu helvayı çok seviyor. Joey ise patatesi ve püreyi seviyor. Peki, tamam. O zaman öyleyse bugün onlara patates ve helva yapacağım. Efendim, siz mi yapacaksınız? Merak etmeyin, tarifi biliyorum. Hayır efendim, lütfen bize bırakın, biz yapalım. Yoksa hanımefendi bize kızabilir efendim. Hayır hayır, endişelenmeyin. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Bana güvenin. Siz bana havuç ve şekeri getirin, yeterli olur. Tamam efendim. Evet, doğru. İşte şeker. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Söyle kardeşim. Aa, oğlum. Yarın fabrikaya erkenden gelir misin? Seninle fabrika hakkında konuşmalıyız. Bak, yarın çok zor. Yarından itibaren evde tadilata başlayacağım. Kalacak bir yer de bulmam gerekiyor. Yarından sonraki güne ne dersin, olur mu? Tamam tamam, sorun değil. Tamam.
Söyleyin bakalım, kim sıcacık helva ve patates yemek ister? Hayır Manas, bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Ama helva o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Mutfakta yerken midem doldu. Bir kaşık daha yersem patlayacak. Tadı muhteşem olmuş çocuklar. Manas gitme. Abla bırak da biraz koklayayım bari. Çok güzel kokuyor. Hadi gel. Ama koklamak midenizi doldurmaz ki. Tamam dinle. Bak ben yemeği buraya koyuyorum. Hemen buradan alabilirsiniz, tamam mı? Size söz veriyorum, hiç kimseye söylemeyeceğim. Mutfaktaki fareler yedi derim, merak etmeyin olur mu? Ben sizin yanınızdayım çocuklar. Ve şunu unutmayın. Eğer bu yemeği yemezseniz fareler gelip yemeği yiyebilir. Tamam mı? Şimdi gidiyorum. Abla gel yemek yiyelim. Kadın gitti. Hadi gel. Lütfen abla. Lütfen. Peki. Sen bilirsin abla. Sen yeme. Ben gidip helvamı yiyeceğim. Hayır Manas. Manas gitme. Hadi abla, lütfen yemeğini ye. Abla, lütfen. Zor da olsa yediler ama... Ben buradan gittikten sonra ne yapacaklar? Burada olduğum sürece üzülmelerine izin vermeyeceğim. Onlara hep iyi bakacağım. Sanırım Purvi olarak bu evde kalabileceğim bir yol buldum. Satılmış gelin olarak kalamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.